Yalnız dur. Gelmedim ya. İstersen sen. Belki de bağlamız bu yazıyı görür de bizi kendisini tanıtır inşallah. Bundan sonra bayan çıka da öperim elini. İşte. İşte abi ya. Sen. Sen şöyle bir versen. Hı? Sen az. Geçen buradayım abi. İki tane kız çocuğu, 18 yaşlarında. Kardeşlerimizi yardım toplamaya başladık. Onlardan da bir ablamız gibi bir şey getirdi. Ama kim olduğunu da bilmiyorum. Allah razı olsun kendisinden. İşlerini açıyorken böyle bir yazıyla karşılaştım. Çok duygulaştım. Yani kendimi tutamadım. Yani bunu hangi ablamız getirdiyse Allah razı olsun kendisinden. Rabbim onu da bir an evvel çocuk nasip etsin inşallah. Ne yazmış bu tarım yazıda? Tam okumuştum. Yani işte 30 sene önce ölmüş bunları çocuğum olur diye. Zaten işte Rabbim de ona bir çocuk nasip etmemiş. Şimdi de işte diyor tepemizde kardeşlerimize inşallah birisini ısıtır diyor. Yani tabii. 30 sene önce ölmüş bir vatandaş bunu. Siz bu notu görünce ne hissettiniz? Neler düşündünüz? Yani yüreğim hapır hapır ağlamaktan kendimi tutamadım ki. Yani gerçekten yani şu yazıyı gördükten sonra ki hep bunlar el örgüsü. Yani bizim kültürümüz bunlar. Biz bunlarla büyüdük. Yani hep baksanıza hep el örgüsü bunlar yani. Allah razı olsun kendisinden. Ki kendisini de tanımıyorum. Şahsını tanısam elini öpeceğim. Yani keşke kendisini tanısam. Kim olduğunu bilmiyoruz galiba. Yoğun bir zamandan mı bırakıldı? Nasıl bir zamanda bırakıldı? Yoğun bir zamana geldi. Yoğun bir zamana geldi ablamız. Yoğun bir zamana geldi ablamız. Yani kendisini keşke tanısam. İşte. Maalesef tanımıyorum kendisini. Görüyorsunuz değil mi? Don Lasti evet. Evet Don Lasti. Eski zamanda evet. Şu anda nesil bilmez. Bilmez. Don Lasti. Evet. Parlayalım muhtarım. Çok güzel şeyler değil mi abi? Harika. Güzel değil. Güzel değil ama. Bunlar bizim gururumuz. Bunlar bizim gururumuz. Böyle duyarlı vatandaş olduğu müddetçe bizim sırtımız yere gelmez. Neler soruyoruz? Böyle duyarlı ablamız olduğu müddetçe bizim Allah'a izniyle sırtımız yere uzaklaşır. Ben buraya depremzede aileler için yardım amaçlı muhtarıma yanına geldim. Böyle bir durumla karşılaştım. Muhtarım dedi böyle böyle bir bayan buraya not bırakmış. O notu okuyunca hem muhtarım da duygulandı hem ben de duygulandım. 30 senelik. 30 senelik. Evet. 30 senelik. El emeği, göz nuru. El emeği, göz nuru.
aynı altın saklar gibi saklamış. Depremzede bir ailenin de inşallah evet bir gariban çocuğumuzu ısıtır diye ısıtır. Buraya teslim etmiştir. Okuyunca nasıl ne hissettin, ne düşündün? Yüreğimiz cızetti. İster istemez gözyaşı içimizde cızetti. İnşallah Allah duyalıdır. İnşallah Allah'la tanışırız. Allah izin verirse inşallah gelir yanımıza da. Evet. Şu ablamızın da bir elini öperiz. O da bizim anamızdır, büyüğümüzdür. İnşallah gelir yanımıza. Bize kendini tanıtır. Evet, muhtarım dediği gibi çok zor. Lakin şunlar bizim kültürümüzdür yani. Biz çocukluğumuzda bunlarla büyüdük. Hep el örgüsüydü. Yani şimdiki hazır şeyler yoktu onlar. Yani çok özenerek örülmüş. Çok yani her iğnesinde ayrı bir göz nuru var. Göz nuru var hepsinde. Yani gerçekten kendisine Allah razı olsun. Kimse eğer bizi duyuyorsa bunlar ricam kendilerini tanısın. Elini öpelim. Elini öpelim. Evet.